Merhaba değerli arkadaşlarım, hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar yine bir sezon bitiyor, başlıyor derken şöyle bir sezonu değerlendirmek istedim sizlerle beraber bu videomuzda değerli arkadaşlar. Bu arada yeni sezonda da tüm kardeşlerime başarılar diliyorum, bunu da söylemiş, ilave etmiş olayım. Arkadaşlar şimdi yanda bir kardeşimizin kanalının linkini ve görselini görüyorsunuz. Daha evvelden bu arkadaşımızın kanalını tanıtmıştık ama tekrar bizden bir rica etti. Biz de tabii ki dedik sizlerle tekrar kanalın linkini, görselini sizlerle beraber paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlar arzu edenler tabii ki bakabilirler arkadaşımızın Kalanla yolu açık olsun tekrar diyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada da Black Ghost adlı bir abonemiz, bir kullanıcımız yani Erkan ismi. Erkan kardeşimizin de babasının vefat ettiğini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine başsağlığı diliyorum. Babasına da Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine de. E, sabır ihsan etmesini diliyorum. Hepimiz bir gün bu dünyadan göçüyoruz, gidiyoruz değerli kardeşlerim. E, yani arkamızdan e, bir şeyler bırakabiliyorsak, yani bu kısa dünyada, bu aslında yalan dünyada ne mutlu e, bize bir şeyler bırakabiliyorsak. Yarın öbür gün bizler de bu dünyadan göçtüğümüz zaman Belki bu çalışmalarımız, bu yapımlarımız yıllar sonra birilerinin karşına çıktığı zaman ya bir Oktay abi de vardı diyeceklerdir. İnşallah ne mutlu, iyi anılırsak, iyi şey yaparsak tekrar Black Ghost kullanıcımıza yani Erkan kardeşimize başsağlığı diliyorum. Babasına da Allah'tan rahmet diliyorum. Arkadaşlar şimdi canlı yayınla ilgili de bana bir arkadaşımın şeyi oluyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Ağustos'tan sonra ben hakikaten o dönem çok üzüntü yaşadım. Gerçekten üzülmüştüm. Uzun bir sürede daha sonra bir kısa bir yayın yapmıştım sizlerle paylaşmak için. Uzun bir süre yapmayacağımı söylemiştim. Ama 2025 yılının Ocak ayında bir canlı yayın planlıyorum. Hem belki oyun 2025'e girmiş oluruz. Oyunda da bazı yenilikler gelebilir. Onunla ilgili de sizlerle sohbet etmek beni çok mutlu eder. Önce arkadaşlar ne yaptık? Önce dereceli şampiyonayla isterseniz başlayalım. Ee, yine her zamanki gibi değerli arkadaşlar. E, her zaman ulaştığımız seviyeye ulaştık. %47 galibiyet oranı ile 259 maçta 565 gol atarak da e, her zamanki gibi bir... E, paylaştık arkadaşlar. Şimdi önce müsaade ederseniz ligden başlayalım. Değerli arkadaşlar uzun bir aradan sonra uzun bir aradan sonra bu sezon hiç kupa almadan tamamladık. Ama mücadeleye de doyduk. Yani gerçekten kupa aldığım sezonlara baktığım zaman bu sezon gerçekten mücadeleci bir sezon geçirdim. Güzel zevk aldım. Ama e, bu sezonu maalesef ki kupa alamadık değerli arkadaşlar. E, tabii şimdi şu e, birinci takımla üçüncü takım e, kendi aralarında gördüğünüz gibi bir karşılaşma yapacak. Ama zaten bu karşılaşmanın son sonucu bizi her şekilde etkilemeyeceği için dolayısıyla e, ben e, bu sezonu ligde ikinci olarak kapattığımı söyleyebilirim. Şöyle rakiplerimize baktığımız zaman da zaten e, bu takım tabii ki çok zorlu bir rakipti. Dolayısıyla bu tip takımlar gerçekten yani denge açısından da bizim gibi normal oyuncular için bir sıkıntı oluyor bu tip takımlar. Daha evvel de da bu konuyu işlemiştik biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir takımla kalk, mücadele ettik. Maalesef iki maçı da kaybettik. Hemen arkamızdaki takımda o da aynı bizimle birebir denk. Bu takımla oynadığımız iki maçı da çok güzeldi. Biri 5-4 bitti. Biri 4-3 bitti. Gerçekten çok gollü iki maç yaptık. İkisini de kazandık. Dolayısıyla bu rakibimizi de şey yaptık. Onun dışında yine aynı şekilde. Dördüncü bitiren takım. Yine bu takımla da güzel karşılaşmalarımız oldu. Dolayısıyla ilk dört zaten puan tablosundan görüldüğü gibi attığımız avarajlardan da görüldüğü gibi dolayısıyla ilk dört bu şekilde şekillendi. Tabi danacı olmayınca uzun bir zaman sonra yine e, gol krallığında zaten e, Yaşar bu senenin e, daha doğrusu parlayan yıldızlarımızdan Ramazan Yaşar. E, bu Ramazan Yaşar da 3. 46-47 golle 3. sırada yer aldı değerli arkadaşlar. Ee, İlk için söyleyecek fazla bir şey yok. Çok da güzel karşılaşmalar oynadık. Ee, gayet de güzel zevk aldık. Arkadaşlar kupayı hemen çok kısa değinmek istiyorum. Kupada maalesef çeyrek finalde elendik. Ee, rakibimiz e, iyi bir rakipti, e, iyi bir rakipti ama dediğim gibi bu tip oyuncuları olan 2 AMC ile oynayan değişik bir sistemle karşımıza çıktı. İlk maçı 1-0 yanılmıyorsam kaybettik. Bir daha bakayım yanlış olmasın. Evet. ilk maçı 1-0. Sonra da biz biraz açık oynamaya çalıştık. Daha en azından kendi evimizde şey yapar mıyız dedik ama maalesef o maçta da üçlü savunmamızın hatalarından dolayı 3-0 mağlup olduk ve çeyrek final denedik. Ve o takım da bizden sonra yarı finaldeki rakibinle geçti ve 4-3'lük bir skorla kupayı aldı değerli arkadaşlar. Evet son olarak da bakıyorum şimdi. Zaten e, yani şöyle söyleyeyim. Erittik de tabii ki yine mücadele verdik. E, grup aşamasında arkadaşlar bu sezon ilk 8'e gelemedim. Gerçekten çok kuvvetli rakipler vardı. Yani bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 157 Bu 38 görünüyor ama yani zaten en az bu da 150'nin üstünde olan bir rakipti. Zaten oyuncularını görüyorsunuz. Dolayısıyla 184 kupayı alan 192. Yani böyle çok çok sıra dışı e, rakiplerle e, mücadele etmek zorunda kaldık. E, tabii ki ilk 8'in içine gelemedik. Playoff oynamak e, durumunda kaldık. E, Playoff grubunda arkadaşlar e, Kırşehir Spor'la oynadık. E, kolay bir karşılaşmaydı bizim için. Daha sonra şu son 16 turunda Oynadığımız rakibimiz buydu. E, maalesef iki maçta da mağlup olduk. E, yani dolayısıyla 4-3 ve 2-1'lik güzel. Yani iyi mücadele ettiğimiz maçlardı aslında bunlar. Ama maalesef şey yapmadık. Zaten bu turu gezsek de ne olacaktı arkadaşlar? Yani sonuçta e, yine kuvvetli rakip. Ondan sonra yine kuvvetli rakip. Derken e, en son Galatasaray'la belki bir yarı final oynardık. Zaten en kötü ihtimalle Oraya gelebilirdik. Oradan da zaten Galatasaray takımı gördüğünüz gibi e, anormal derecede kuvvetli rakipti bizim için. Tabii ki e, orada gol kralları belli. E, bizim e, futbolcularımızdan oraya gelen olmadı. İşte e, bir evvelki videoda dediğim gibi iyi bir danacı, iyi bir danacı e, belki bizi biraz daha yukarı taşıyabilirdi değerli arkadaşlar. Ama maalesef tabii ki yeni gelen oyuncumuza da bir zaman vermemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. E, bunun dışında zaten nihai kupayı da zaten her halükarda Galatasaray takımın alacağı belli. Dolayısıyla ve nitekim de nihai kupayı da Galatasaray takımı almış değerli kardeşlerim. Arkadaşlar sizlerin de soruları olursa, sizlerin de bana yönelteceği şeyler olursa çok sevinirim. Bu sene hiç kupa almadık. Ama hiç önemli değil. Dolayısıyla her şekilde mücadelemize devam ettik. Mücadelemizi koruduk. İnşallah yeni sezonda da inşallah güzel şeyler olur diyorum. Dolayısıyla böylece bu videoyu da kapatmak, sonlandırmak istiyorum değerli arkadaşlar. Yeni sezonda herkese yeniden başarılar diliyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum.